Evet efendim, yüz estetiği konuşuyoruz. Yüz estetiği ama yüzde liposuction dedik. Yüzle ilgili, estetikle ilgili, liposuction'la ilgili sorularınız varsa lütfen 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşın. Ya da e-maillerinizi atın günün 24 saati doktoraytu@tv360.com.tr'ye. Konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Leyla Arvas. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben bakıyorum, biliyorsunuz ben böyle estetikle uğraşanlara gelince hemen bakıyorum. Leyla Hanım da cilt pırıl pırıl, gayet gergin, her şey yerinde. Siz kendinize de uyguluyor musunuz? Yapıyorum tabii. Küçük küçük aynada. Büyük şeyler yapamıyoruz kendimize. Yani hani siz altında yapamıyorsunuz ama küçük uygulama yapıyorsunuz. Peki hemen konuya girelim. Çünkü konumuz çok geniş. Yüz estetiğini konuşacağız ama ben bu yüzdeki liposuction'ı merak ettim. Çünkü liposuction bizim bildiğimiz insanların belinden yağ alınırdı. Şimdi aynen nasıl öyle yüze uygulanıyor? Şimdi aslında teknoloji gelişti. Birazcık teknolojiyi kullanıyoruz. Normalde klasik liposuction da yapılabiliyor hani yüzün alt kısmına. Fakat hani teknolojiyle beraber komplikasyon riski çok düştü. O yüzden hani hep tavsiyemiz bu yönde. Hani bu, geliştikçe bu yöntemleri uyguladıkça hastalar da daha memnun oluyorlar. Çünkü daha hızlı iyileşiyorlar. Ödem daha hızlı çözülüyor. O yüzden eskiden bu yuvarlak yüz işte hani ne yapılabilir, gıdıya yapılıyor, yüze pek bir şey yapılamıyor. Şimdi şu hani bizim bir kontür vardır yüzümüzde çıkan. Bu kontürün altından itibaren. Elmacık boyumuza, kemiklerin altında. Aynen öyle. Hani yuvarlak yüzü kalp şeklinde bir yüz şu anki artık yeni trend herkes biliyor. Kalp şeklinde yüzümüz yüz kalp şeklinde mi oluyormuş? Kalp şeklinde olsun diye istiyoruz. Yani elmacık kemikleri olabildiği kadar daha belirgin. Aşağıya doğru incelen, çeneye doğru uzayan bir yüz. Yani olabildiği kadar yan tarafların birazcık daha düzenli. Dar ve ince aynen olması. Aynen öyle, dar ve ince olması. Peki görüntümüz var, yüz görüntüsü vardı, onu bir alalım o yüz görüntüsünde. Yapılmadan önce ve sonrası var. Hakikaten yüze yapılan liposuction ama bu özel bir aletle yapılıyor herhalde. Çünkü bizim liposuction bildiğimiz kaba bir şeydir. Yani öyle ince aynen bir işlem bir değildir. Kanüller çok ince oldu artık. Yani istediğimiz incelikte yapabiliyoruz. Böyle 0,1-0,2 milimlerde yapabiliyoruz. Evet, görüntüyü görüyorsunuz şu anda. Yandan hem evet yüzde hem gıdıda çok bol miktarda. Aynen öyle. 40 yaş üstü bir hasta bu. Evet. Ve hani özellikle elmacık kemiklerin altından itibaren başlayan gıdıya kadar uzanan bir alanda. Bu hastada laser liposuction uygulandı. Laser devam dediğimiz edelim şey bir ultrasonik liposuction cihazı aslında. Ne yapıyor? Yağları oradaki yağları eritiyor. Bu aynı hasta mı? Aynı hasta. Şaka yani yapıyorsun. Şu çene kontürünün ne kadar hani ortaya çıkması bizim istediğimiz şey. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani çene kontürü çıkmış ama bu hasta kaç yaş gençleşmiş ya? Yani aynen demin öyle ki deminki resimde sanki böyle siz 40 üstü dediniz ama böyle 50 küsur 60'lı yaşlar gibi duruyordu. Şimdi 30'lu yaşlara inmiş. Aynen öyle. Yani özellikle boyun hattı. Daha sonrasında yani aslında 40 yaş üstü de uyguladığımız bir yöntem. Bu 50'li yaşlarda da cilt sarkabiliyor çünkü gevşek olduğu zaman. O zaman da radyo frekans uyguluyoruz bu hastalara. Hani belki bilinen yöntemler yıllardır kullanılan bir tanesi işte termaj diyebiliriz. Radyo frekansın uygulandığı herhangi bir yöntem olabilir. Bunlar işte bağ dokuyu ısıtan, elastin kolajen liflerini ısıtan yöntemler. O yüzden daha hızlı adapte olmasını yardım ediyor. Laser aynı zamanda ısıtıyor, hem yağları eritiyor hem de ısıtarak o kolajen dokuları o bölgede bağ dokuya, yağ hücreleri haricinde damarlara ve sinirlere zarar vermiyor. Dolayısıyla daha hızlı iyileşiyor. Şimdi lazer, İngilizce'de laser, lazer, laser. Bu da vaser mı? Vaser bu da. Bu o vaser da bir şeyin kısaltılmış aslında. Vibrasyon amplified diye geçiyor. Yani vibrasyon titreşimli bir ultrasonik bir akım veriyor oraya ve aslında hücreler parçalanıyor ama daha küçük parçalara ayrılıyor. Yani aslında o yağları biz tekrardan kullanabiliyoruz. Yani o yağlar eriyen kötü yağlar değil. Yani ölmüş hücreler değil demek istiyorum. Yani o aldığınız yağları da kullanabiliyorsunuz. Tekrar bir görüntümüz var. Bu önden gözüküyor. Devam edelim görüntüye. Gene gerçekten yaş ileri gözüküyor ve ya hakikaten çok gençleştirmiş. Aynen öyle. Yani yan yana gördüğümüz zaman aslında daha çok fark ediliyor. Hani öncesi ve sonrasını yan yana hep aynı şekilde biz koyuyoruz. Biz burada veremiyoruz maalesef. Televizyonda yasak. Onun için onları yapamıyoruz. Aynen evet öyle. O zaman daha hızlıca anlaşılabiliyor. Ve çok kısa sürede iyileşiyor. Yani biz bunu uyguluyoruz. Hani çok minimal, invaziv bir yöntem. Lokal anesteziyle yapılan bir yöntem. Sadece çene altı. Ha bu anestezi de vermiyorsunuz. Vermiyoruz. Yani sadece lokal anesteziyle yapılabilen bir işlem. Yani ama hani sedasyon dediğimiz çok böyle ağır eşiği hani düşük hastalarda yapılabilecek bir şey böyle hani uykuyla uyanıklık arasında ama lokal anesteziyle yapılan kısa süren maksimum 1 saat 2 saat alabilecek bir işlem. Sonrasında çok minik bir baskı uyguluyoruz boyun bölgesine hani çok hızlı adapte olsun çünkü o arası boşalıyor.
yani cilt ve kas arasındaki, o platizma arasındaki çok ince bir kas dokusu var. Onun arasındaki doku boşaldığı için orasını sıkı tutsun diye bir gecelik bir bandajımız var. Sonra 5 gün boyunca çok ince bir tabaka halinde şeffaf bir bant koyuyoruz. Hani fularla kapatabiliyor, işine gidebiliyor. Yani bu çok konforlu, avantajlı. Morluk hiç görünmüyor neredeyse. Çok beyaz tenli ve hani buna böyle çok açık değilse eğer. Oldukça konforlu bir, aslında minimal invaziv bir yöntem diyebilirim aslında, ameliyat tarzı, evet, bir şey yani ama. Evet, çünkü gerçekten şimdi bir yüz ameliyatı ne olursa olsun bir takım morlukları, şişmeleri, ödemleri, yani bir süre insanın sosyal hayatını durduracak bir işlem, ama burada anladığım kadarıyla bu daha bir günde süreli toparlanacak. Hadi bir olmadı bir hafta sonu. Aynen, yani hafta sonu gibi 5 gün boyunca onu hani evet o şeyi kullanıyor, bandajı kullanıyor. Ama 5 gün sonra hani sadece gece kullanın diyorum ben. Çünkü kimse işinden geri kalmak istemiyor. Dikiş koymuyoruz. Hani çok minik zaten kulağın önünden ve çenenin altından 3 tane giriş alanımız var. Çok minik, işte 0,1 santim gibi, 1 milim kadar, 2 milim kadar maksimum genişlikte kesiler bunlar. Çok hızlı iyileşiyor zaten. O yüzden oldukça konforlu. Sertleşmeler oluyor tabii burada. Masaj öneriyoruz sonrasında ya da radyo frekansla masajlar öneriyoruz. Yapıyoruz bunları da kliniğimizde. Gayet de başarılı oluyor sonuçları. Peki şimdi bu ekranda gördüğümüz görüntüde eğer bakarsanız evet, işlem sonrası görüntü yine evet, bu. Sadece bu Vaser mı var? Sadece bunda? Vaser var. Başka, başka hiçbir şey yok. Yani yüzüne müzüne dolgu, botoks, şu hiçbir bu yapmadınız şey yani. Hiçbir şey yok. Sadece Vaser liposakşı. Çok etkili yani, gerçekten evet, çok etkili. Bir kere hanımefendinin boynu ortaya çıkmış. Aynen öyle. Bir de çene izi ortaya çıkmış ki kesinlikle, bu bir anda çok gençleştiriyor insanı. Bunu gösteriyorum hastalara bazen. Şöyle söylüyorlar, hani sanki ablası ve kardeşi gibi duruyor. Yani iki farklı yaşta insan siz gibi çok duruyor. Siz çok iyi davrandınız. Bu anne kız bile olabilir yani valla. Bir sorumuz var, hemen oradan alalım. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Benim oğlum sürekli spor yapıyor ama bel bölgesinde az miktarda da olsa yağlanma var. Bu işlem ona da uygulanabiliyor mu? Kesinlikle. Zaten asıl çıkış noktası bu. Yani bu soruyu ben soracaktım. Bir dakika ya. Ya benim sorum o. Hayır. Vallahi çok güzel soru sordunuz. Süper. Çünkü insanın hakikaten ne kadar, çok teşekkür ederiz. Buyurun. Ben teşekkür ederim. İnsan ne kadar spor yaparsa yapsın, evet, hele ki belirli bir yaştan sonra bazı bölgelerde o yağlar gitmiyor. Kesinlikle. Vücuda uygulanıyor mu hakikaten bu? Kesinlikle. Asıl çıkış noktası zaten vücut. Sonradan yüze ekleniyor. Çünkü yüzde çok fazla sinir vesaire, damarlar yoğun bir şekilde var biliyorsunuz. Zarar vermediği anlaşıldıktan sonra çok yüzeyel alanda uygulanmaya başlıyor. Vücutta oldukça konforlu. Yani vücut alanında, bel çevresinde, erkeklerde özellikle göbek bel çevresi, bizim low handle dediğimiz bel çevresi özellikle hiç gitmeyen bir alan. Daha da ilerisi artık high definition dediğimiz bir hani olay var. Nedir? İşte bu six pack'leri ortaya çıkarma. Karın kasları. Karın yani kaslarını, sadece onun da değil, bacak, kol, işte göğüs kaslarını, onları ortaya çıkarabilecek bir sistemde, teknikle de uygulanıyor yine bu cihazla. Şu karın kası görüntüleri var. Onları bir alır mısınız lütfen ekrana? Onları bir görelim. Ben sabahleyin gördüm. Dedim ki onun için benim sorum dedim. Ben bunları gördüm. Ben dedim ki bu yaz Leyla Hanım'da alacağız soluğu galiba. Çünkü başka çaresi yok. Bu görüntü çok etkileyici bir görüntü. Şimdi evet, ekrana gelecek. Şimdi genelde evet, bizim hep böyle spor yapan ama bir türlü ne olursa olsun, hani ne kadar spor yaparsa yapsın, işte göbeğimde azıcık böyle bir var ya da kenarlarda azıcık var ya da işte mesela çok spor yapıyorum, göğüs kaslarımı çalıştırıyorum. Çok özür dilerim ama bu görüntü çok özür dilerim. Buradan devam edeceğiz. Bu görüntü pek spor yapan birine benzemiyor. Hiç spor yapmıyor normalde, hayatı boyunca yapmamış. Ama bundan sonra yapacağım dedi, ne kadar yaptı o tartışılır. Peki sonrasını görelim. Şimdi Vaser sonrasını görüyoruz efendim. Bir ekrana geliyor. Aynen. Bakar mısınız? High definition diyoruz buna. Yani daha çok gölgelerde 4 boyutlu liposuction gibi diyoruz artık. 3 boyutu geçtik. Gölgelerle beraber, yani o değişik bir teknik aslında. Ben daha 30 senedir çalışıyorum, böyle olmadı vallahi. Çok hayranlıkla bakıyorum yani. Yani çalıştığı zaman daha da güzel oluyor tabii. Daha fazla çıkıyor. Yani yağ dokusunu şekillendirme değil aslında bu. Yani bir öyle de görünse değil. Yani biz yağlarla oraya kas yapmıyoruz aslında. Sadece alttaki, o genç bir hasta tabii bu bir yandan da. Yani 20'li yaşlarda bir hasta. O alttaki kas dokusunu ortaya çıkarabilecek bir şekil veriyoruz ona. Yani yağdan yapılmış orada hani yani sallanan bir doku şey yok değil. Orada. Yani gerçek kas dokusu. Kendi bu kas dokusu, ama hani onu ortaya çıkaracak teknikle liposuction yapıyoruz. Yani yağları alıyoruz. Belli yerlere yağ veriyoruz. Mesela özellikle pektoral dediğimiz göğüs kaslarının altındaki o, hani onu daha çok ön plana çıkaracak ve bir alana yağ da verebiliyoruz. Yani yağ transferi yapıyoruz. Şimdi de hanımları çok ilgilendirecek bir görüntü var ekranda. Evet.
kol sarkması. Çünkü ben biliyorum bir sürü kadın şöyle yapmak istemiyor. Şöyle kolunu açmak istemiyor. Evet. Bir şey işaret ederken böyle işaret ediyor. Bak gösteriyor izleyicilerimiz hepsinde. Herkeste mi var? Tuzluk sallamayın diyorlar. Evet, herkes kolunu gösteriyor. Yani gerçekten şey. Şimdi peki yapılmış halinde bir görelim ve aradaki ki bu genç bir hasta. Yani böyle yaşı da şey olan değil, cildinin aynen görüntüsünden öyle anlaşılıyor. Cilt daha tabii cilt kaliteli olduğu zaman esnekliği çok fazla hani gergin olduğu zaman gergin olması tercih ediliyor. O zaman gerçekten daha iyi sonuçlar verebiliyor. Şimdi bakın dümdüz olmuş orası, evet, olduğu gibi gitmiş. Sıkılaşma da yapabiliyor. Yani bu cihazla yaptığımız zaman daha yüzeyel liposakşınlarda. Peki cilt ne oluyor? Hadi diyelim o yağı aldınız, cilt hemen kendini toparlıyor mu yukarıya? Şöyle klasik liposakşında hep o bağ dokuları biz kopartırız normalde, evet, yaparken. Ama bu cihaz bağ dokuya zarar vermiyor. Sinirlere ve damarlara zarar vermiyor. Sadece yağ boşaltıyoruz. Onu da belli seviyelerde, yağın belli bir aralıkları vardır. Onu boşaltıyoruz. Ama bağ doku hasarlı olmadığı için hafif de ısınıyor cihazın etkisiyle. Kendi kendine daha hızlı toparlıyor. Yani kısalıyor aslında. Yani aslında diğer işlemlerde dokunun kendi yapısı, yani bozuluyor, binanın temeli biraz bozuluyor. Bunda olmuyor. Bunda bozulmuyor. Aynen, yani şöyle dik dik kas ve şey arasında, yağ doku, sütunlar gibi sütunlar aynen var. Aynen öyle. Bu bağ doku hiç zarar görmüyor ve boyut yavaş yavaş kısalmaya ve ciltte kasa yapışmaya başlıyor. Olay bu aslında, evet, birazcık. Bir sorumuz daha var. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben vücuda uygulanan yöntemle yüze uygulanan yöntem aynı mı, değişik mi? Yöntem aynı fakat kullandığımız, şöyle söyleyeyim, mesela başlıklar var, kanüller var, bunlar farklı. Yüze uyguladığımız kanüller birazcık daha ince, biraz daha hassas. Vücuda uyguladıklarımız biraz daha uzun, birazcık daha kalın ama çok da kalın değil. Yani aralarında 1 milim kadar fark var. Yani gözleşilmeyecek aynı kadar fark var. Siz, evet. Bunlar ince metal çubuklarla giriyorlar ve içeride işlem aynen yapıp onları tabii çıkıyor. Tabii yüz daha hassas bir bölge. O yüzden daha hassas. Enerji olarak da daha hassas, daha az enerji kullanıyoruz. Ama vücut tabii daha büyük bir alan. O yüzden daha yüksek enerji kullanıyoruz. Değişiyor yani yüzler. Evet. Teşekkür evet ederim biz hocam. Biz teşekkür ederiz sorunuz için. Efendim şimdi tabii siz yüz estetiğinde de bir sürü şeyler yapıyorsunuz. Evet. Ama ben şimdi buradan izleyicilerimize, özellikle stüdyo konuklarımıza çok güzel bir haber vereceğim. Şimdi biz Leyla Hanım'la programa gelmeden önce konuştuk ve o bize dedi ki bir sürpriz yapalım bir izleyicimizle, yapılabilecek şeyleri yapalım. Parmaklar kalktı bile ama biz... Evet ben herkes gösterirseniz izleyicilerimizi göreceğiz. Herkes elini kaldırıyor ben diyor ama biz çok özür dileriz. Şimdilik bu haftanın talihlisini seçtik aramızda. Değil mi? Evet. Evet. Tülin Hanım'ı böyle alabilir miyiz? Şu mikrofonu da alın Tülin Hanım. Evet buyurun 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 buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Şöyle mikrofonunuzu yukarıya doğru tutun. Yaşınızı sorabilir miyim? 48. 48 yaşındasınız. Evet. Peki. Ne derden şikayetçisiniz? Bize bir söyleyin bakalım. Çok şimdi bakın, pardon, hocam. Çok özür dilerim. İlk defa konuşuyoruz. Bütün izleyicilerimize söyleyeyim. Biz sadece görüntü olarak Leyla Hanım'la seçtik. Ama önümüzdeki haftalarda bu iş devam edecek. Sıra size de gelebilir. Bize başvurun. Evet. Ya da stüdyoya gelin. Hepinize sıra gelebilir. Evet, siz dinliyoruz. Ya, şuralarımdan şikayetçiyim. Şuralarımdan. Gözlerimden. Hı-hı. Yani kaşlarım biraz düşük. Evet. Kalça ayaklarım var ama daha çok buralarımdan. Evet. Gerçekten. Şimdi evet, insana en çok yaşlı gösteren alanlar aslında göz çevresi ve çene kontürü. Ben alayım mikrofonunuzu ki yüzünüzü daha şöyle iyi görelim. Şimdi evet. Yani olduğundan hani 48 yaşından belki daha da hani fazla görünüyor ama bunu daha da aşağı çekme şansımız var. Bir kere çene kontürünü daha hızlı o fotoğraflarda gördüğümüz gibi ortaya koyma şansımız var. İşte bu gıdı bölgesindeki mesela cildi birazcık daha sıkılaştırmamız gerekiyor. Çene kontürünü oturtmamız gerekiyor. Ciltte lekeler var. Bunlar evet, aslında tedavilerimiz var fakat yaza girdiğimiz için yazın bu tedaviyi çoğalıyor, aynen evet, korumanız gerekiyor güneşten. Yani onu belki Kasım'dan sonra yatmak gerekebilir. Göz çevresine yapılabilecek bir sürü işlem var. Gözü hani kaldırdığımız zaman dedim ya göz ve çene kontürüdür asıl olayı bozan. Buralara yapılacak işlemler var. Dudak çevresine yine evet, şuradaki bu barkod çizgileri diyoruz bunlara. Bir şey soracağım. beyaz tenli olduğu için mi Tülin Hanım'ın çizgileri oldukça derin çizgiler var. Ben şimdi bakıyorum. Ha, mesela hem göz kenarında evet, ama siz çok gülen bir insan mısınız? Evet. Neşeli bir insansınız galiba değil mi? Çünkü gülme çizgileri çok. Yani evet, hem göz kenarlarında hem şu dudak evet, kenarlarında çok var çizgileri. Aynen öyle. Bir de çok hassas bir cildim var. Hafif dokunsam bile kızarıyor. Oluyor. Evet, evet. Hassas cilt, kuru cilt aslında evet, nemli ve şey görünüyor, yağlı görünüyor. Fakat özellikle dudak çevresi evet, barkod çizgileri erken oluşmuş bile hatta. Yenilemek gerekiyor cildi. Yani
hani göz çevresi daha kolay belki ama şu barkod çizgileri dediğimiz alan birazcık daha zor bir alan. Orası düzelebilir ama. Peki şimdi o zaman hazır madem yüz estetiği konuşuyoruz. Mankenimiz burada değil mi? Neler yapmayı planlarsınız? Tabii siz daha çok şeyler daha inceledikçe yaparsınız ama evet, ilk etapta ne yaparız mesela? Bir kere hani benim ilk gördüğüm şey yüz işte yuvarlak dedik ya hani kalp şeklinde yapalım diye. Bir kere şu alt kısım yani şu şey çok güzel elmacık kemikleri çok güzel mesela. Şu alttan itibaren boyuna kadar olan alanda bir hani liposuction yapmak gerekir. Fakat cilt birazcık gevşek o yüzden mutlaka belki termaj belki radyo frekansını uygulayacağımız birkaç seansla ya da radyo frekans sadece o sıkılaştırır, elastin liflerini sıkılaştırıp o cildi birazcık toparlayacak. Çeneye belki çok minik bir hani uzatma gibi dolguyla veya yağ ile buradan çıkardıklarımızı kullanabiliriz. Birazcık daha yüzünüzü uzatabilir. Hani yuvarlaklıktan işte o kalp şekline geçebiliriz. Göz çevresinde gördüğüm şey var. Hani şunu kaldırmak mesela çok ciddi anlamda onu rahatlatacaktır. Göz çevresine uygulayacağımız yine minimal invaziv işte termajlı radyo frekans da olabilir ya da cerrahi işlemler. Hangisini hastamız tercih ederse ona göre daha uygun bir şekilde yapabiliriz. Peki bir şey söyleyeyim. Evli misiniz? Hayır. Değilsiniz. Güzel. O zaman iyi. Tamam. Değişikten sonra mutlaka evlenirim. Tamam. Bu konuda kısmet açılır inşallah. Biz size hayırlı da bir iş yapmış olacağız. Evet, niye sordum? Çünkü bu değişiklikler hakikaten çok güzel şeyler ama biraz da insanı değiştiriyor. Yani eşler mutlaka, de bu konuda her zaman çok da istekli ve niyetli olmuyorlar. Yani benim eşim çok güzelleşsin istemiyorum diyorlar ama siz şimdi bu durumda o zaman mutlaka bunu yapmamıza. Evet, vallahi çok doğru seçim yapmışız galiba değil mi? Evet. Çok istediğim bir şeydi. Siz de istiyor musunuz? Evet çok istiyordum. Peki bir de soralım bakalım bunlar ne kadar zamanda olacak? Biz sonucu ne zaman görebileceğiz? Şimdi şu liposuction işi normalde bir hafta ama ödemlerin çözülmesiyle beraber hani tüm işlemlerde belki de hani iki hafta sonra görmek daha doğru olur şu kısmı ve göz çevresini. Fakat cildin mesela soyulması gerekiyor ama şu an çok uygun bir zaman değil yazın mesela. Onu Ekim'den sonra yapmayı tercih ederim. Hani o lekeler sizi rahatsız ediyor diye söylediğiniz için söylüyorum. Ama diğer geri kalan işlemler iki hafta sonra görünecektir diye düşünüyorum. O zaman Tülin Hanım biz sizi Leyla Hanım'a emanet edelim. İki hafta sonra çok farklı bir şekilde sizi bambaşka bir Tülin Hanım olarak şunu da vereyim size. Burada görelim. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım geçmiş hocam. Olsun diyoruz. Sizi böyle alıyoruz alkışlarla. Evet. Ben böyle uğurluyorum çünkü burada hep bu setlerde bir basamak oluyor ve o basamak hiç gözükmüyor ışıklardan. Herkes oradan bir gidecek evet, gibi. Gerçekten. Peki bir kere her şeyden önce çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Böyle bir şey üstlendiniz. Biz de belki hayırlı bir iş yapmış olacağız. Tülin Hanım'ın kısmetini de biraz açalım bakalım. Ama şimdi bu işlemde iki hafta sonra sonuç geliyor dediniz. Şimdi bir sürü işlemde şöyle bir şey var. Diyor ki hep bize gelenler biz yapıyoruz iki hafta sonra görürüz ama esas 3 ay sonra, esas 6 ay sonra. Evet. Nedir bunun süresi, oturma süresi? Aslında bütün cerrahi işlemlerde hep biz 1 ay diyoruz ama 1 ayda bile hani %80 çok büyük ameliyatlar. Karın germe, işte meme toparlama, burun ameliyatları 1 ay sonra %80'i görüyoruz ama o %20 o kadar önemli oluyor ki sonradan. Onun oturması 6 ay veya 1. yılı buluyor. Ama daha küçük işlemler mesela 15 gün diye söylüyoruz ama mesela cildin toparlaması o radyo frekansların devam ettiği sürece muhtemelen birkaç ayı alacaktır. Ama o %80'i bile göreceğiz ya. O mutlu ediyor insanları, evet, rahatlatıyor. Şimdi son bir dakikanın içindeyiz. Galiba artık sizin işiniz böyle şey oldu. Ben ona benzetiyorum. Renkli bir tuvale olan, yani elinde bir sürü bir palet var, bir sürü renkler var ve siz istediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz. Ya yani çok fazla elinizde seçenek var, tedavi seçeneği. Seçenek var fakat kime neyi uygulayacağımız çok önemli. İndikasyon koymak çok önemli. Yani bir seçeneği, bir şeyi seçip de onu birine uyguladığımız zaman çok abartılı uygulamalar var, onları görüyoruz mesela. Ya da uygun olmayan bir hasta var. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Kime ne uygulayacağımız, cilt tipi nasıl olmalı. Yani seçenek çok ama uygularken de buna çok dikkat etmek gerekiyor. Burada da bilgi, tecrübe çok önemli. Operatör doktor Leyla Arvaz. Çok teşekkür ediyoruz.